TR724 Sesli Köşelere hoş geldiniz. Nedim Hazar'ın kaleme almış olduğu utanç başlıklı yazısını sunuyorum. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayıp hiç yaşamamış gibi ölenlere hayretle bakıyor Eflatun. Gerçek çirkinlik ve ölçüsüzlüğü ruhun akılsızlığına en büyük misal olarak verirken. Tarih kirlenmenin seyri. Hayat bir deformasyon kronolojisi aslında. Saflıktan bozulmaya gitmek, arı ve duru olandan lekelenmeye seyredir. Yalan en kadim maske, utanç, umut, inşiraha açılan muhkem kapı. Yalan kibrin kalası, utanç tevazuun cilası. İnsanlar yanılıyorlar, utanmak zaaf değil, meziyet. Yenilgi değil, zafer, erdemin en sarih göstergesi. Utanmıyorsan, dilediğini yap diyor kainatın efendisi. Utanç hissi, insan olmanın fay hattı. Çatladı mı, yakındır depremler, sarsıntılar, çöküşler. Haya diyor, hicap diyor eskiler ve karşısına utanma, çekinme, tövbe, vazgeçiş yazıyor. İncecik bir perde olduğunu söylüyor vatan şairi, nice çirkinlikleri kapatabilecek kadar sağlam ve setreden. Yırtıldı mı insanlığın perdesi, korunaksız kalıyor geriye kalan tüm sufli olmayan hasletler. Yaratılıştan hemen sonra belki de insana verilen ilk nimet, armağan aynı zamanda. Saf olanın sahip olduğu en güçlü silahtır. Allah utanmayla donatarak yaratıyor bizi ve bizler bu hissi körelterek büyütüyoruz çocuklarımızı. Tüm felaketlerin girizgahıdır utanmazlık, bütün yıkımların başlangıcı. Utanmayı kaybetmek gibi gösteriyor modernizm, yenilgi sanmak ne büyük gaflet. Oysa en önemli kazanç en başından. Pervasız bir yüzsüzlükle boğmaya çalışırız bu ziyneti. Utanç, yitiği gönlümüzün, kadri bilinmeyen cevher. Kaybeden Yusuf muydu sanki? Utanmak, öze dönüş. Kendine gelmesi insanın, boş ve yıpratıcı olandan sıyrılıp, varlığın elmas hudutlarına iltica etmesi. Bir kere kaybedildi mi, tekrar kazanılması çok zor bir ulviyet tepesi. Vicdanın yarısıdır. Pişmanlığın önemli bir parçası utanç. Hüzünden bir önceki durak ki bu nedenle hep yakışır insan olana. Silmişlik, korkaklıkla karıştırılır genelde ve bir erdemden ziyade zaaf olarak gösterir çağdaş dünya utanmayı. Ne büyük yanılgı. Utanmak, yüksek karakterlerin meziyeti, kibir, adi ruhların. Utanmıyorsak durum vahim demektir. Yalancı yalanından, zalim zulmünden, kibirli kibrinden dolayı övünmeye başlamışsa, gökyüzümüzdeki kocaman tehlike çanı çalmaya başlamış demektir. Böbürlenme düşük ruhlara ait bir seciye. Utanmak, maskeleri çıkarıp atmak, nasırlaşmış deriyi inceltmek, kızarmak edebin can yakan ateşiyle. Nişanesi en ulvi allıktır yanaklarda. Aristo, insandaki en güzel emareye, utandığında yüzün kızarmasını gösterir. Yüzden avuçlara düşerse bu kor, tutmak hiç de kolay değildir. Büyük cüsselerin işi bu nedenle. Ne diyor şair? Öyle bir devim ki ben, hakikatte cüceyim. Bir delik gösterin de utancımdan gireyim. Utanmak, bir yürek yutkunması, bir vicdan dökülmesi aynalara. Güçlü bir idrak yansıması, hicabın en katıksız göstergesi, imanın en güzel rüknü. Onsuz karakter boş bir çuval. Nasırlanmış utanç hissi insanlığın önüne açılmış en büyük tuzak. Utanç bir kurtuluş umudu. Tahliye simidi. Ingmar Bergman'a soruyorlar. Gidişat kötü, dünya nasıl kurtulacak?
hüzünleniyor ve şöyle diyor: "Dünyayı ancak utanç kurtarabilir. Varlığın en güçlü emaresi utanç. Utanıyorsak umut var demektir." diyor Nedim Hazar TR724'deki köşesinde.